Dünyadaki toplam insan nüfusunun en az %5'inin, en çok da %10'unun solak olduğu tahmin ediliyor. Tabii durum böyle olunca tasarımların neredeyse hepsi sağ elini kullanan insanlara göre üretiliyor. Yaklaşık her yıl 2500'den fazla solak sağ elini kullanan insanlar için üretilmiş aletleri kullanırken hayatlarını kaybediyor. Genelde solakların daha zeki olduğuna inanılır. Bu haksız bir inanç da değil. Araştırmalara göre IQ'su 140'ın üzerinde olan insanların çoğunun solak olduğu ispat edilmiş. Albert Einstein, Isaac Newton, Leonardo da Vinci, James Cameron, Bill Gates ve Neil Armstrong bazı ünlü solaklardır. Futbol dünyasında solak futbolcular özel yetenekleri olarak değerlendirilir. Pele, Maradona, George Hagi, Messi hemen bir çırpıda akla gelen solak özel yeteneklerdir. Basketbolda solak sporcular diğer sporlara göre daha seyrek görünür. Bilinen en büyük solak basketbolcu Bill Russell'dır. Solaklar çok iyi boks yaparlar ve yüzerler ama solakların en baskın olduğu spor dalı tenistir. Tenis oynayanların %40'ı solaktır. Anne ve baba solaksa doğacak çocuğun solak olma ihtimali %25'tir. Yapılan bir araştırmaya göre erken doğum sonucunda dünyaya gelen bebeklerin solak olma ihtimali daha yüksektir. Bir başka araştırmaya göre de 40 yaşından sonra hamile kalan kadınların solak bir çocuk doğurma oranı çok çok yüksektir. Solak insanlar daha utangaçtır, eleştirilerden daha çok etkilenirler, daha kolay sinirlenirler ve hata yaparlarsa daha çok endişelenirler. Tabii böyle etkilere maruz kalınca istenmeyen durumlar da ortaya çıkıyor. Mesela şizofreni hastalarının %40'ı solaktır. İngilizce'de sol anlamındaki left kelimesinin kökeni zayıf ve kırık anlamına gelen eski bir kelime olan lift'ten gelir. Dış etkilerden etkilenmeye bu kadar açık olan solakların alkolik olma ihtimali sağ elini kullanan insanlara göre 3 kat yüksektir. Solaklar ergenliğe yaşıtlarına göre 4-5 ay daha geç girebiliyorlar. Üniversite mezunu solaklar sağ elini kullanan insanlara göre genelde daha fazla para kazanırlar ve zengin olma ihtimalleri de %26 oranında daha fazladır. Solak insanların beyinlerinin sağ ve sol lobları arasındaki bağlantı daha kuvvetlidir. Bu da onlara iki işle aynı anda çok rahat uğraşabilecekleri bir yetenek sağlıyor. Solak insanlar diğer elini kullanmada sağ elini kullanan insanlara göre daha başarılıdır. Dünyadaki insanların yalnızca %1'i iki elini aynı ölçüde kullanabiliyor. Solak kız öğrencilerin okul hayatlarında başarılı olma oranı çok yüksekken, solak erkek öğrenciler için bu durum çok da geçerli değildir. Solakların 3 boyutlu düşünebilme yetenekleri daha gelişmiştir. Bu sebeple sanatçıların ve yaratıcı işlerle uğraşan insanların arasında çok fazla solak insan vardır. Sol elini kullanan kişiler yabancı dil öğrenmeye daha yatkınlardır. Ama solakların uykusuzlukla başları dertlidir. Solak insanlar genelde alerjik bir yapıya sahip olurlar ve astım olma ihtimalleri daha yüksektir. 1996 yılından beri her 13 Ağustos Solaklar Günü olarak kutlanır. Bu dünyanın zeki ve yaratıcı insanlara çok ihtiyacı var. Solakların da bunu gerçekleştirme olasılığı yüksek. Kısaca insanlığın solak insanlara ihtiyacı var.